Merhabalar, selamlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bir 7 ay önce açtığım bir haber sitesinden yaklaşık 5-6 aydır da para kazanıyorum. Bu haber sitesi nasıl açılıyor? Yani bir blog sitesi nasıl açılıyor? Sadece haber sitesinden ziyade siz sağlık bilgileri, işte spor veya magazin haberleri olabilir, yemek tarifleri olabilir, teknoloji ile alakalı sitelerde açıp para kazanabilirsiniz. Ascense'den normalde bizim gelirimiz var. İlk önce siteyi nasıl kurduğumuza gelelim. Haberduyur.com arkadaşlar sitemizin ismi şöyle göstereyim. Burada çok güzel bir şekilde haberlerimiz var. Arkadaşlar bunu bir script olarak almadım. Aslında ben bu üçüncü denemem ve bu sitede başarılı oldum. Yani gerçekten böyle çok kolay gibi gözükse de gerçekten değil. Şimdi ilk etapta ilk anlatacağım konu siteyi nasıl kuruyoruz? İlk başlangıçta onu anlatayım. Yani tekrar söylediğim gibi haber sitesi olmasına gerek yok. Siz de bu tarz sitelerde işte yemek tarifleri olabilir, magazin haberleri olabilir. Yani istediğiniz gibi istediğiniz tarzda bir site açabilirsiniz. İlla ki haber sitesi açmanıza gerek yok. Şu i̇lk etapta şöyle söyleyeyim. Natro üzerinden şu alan adımızla hostingimizi alıyoruz. Alan adımız bu arkadaşlar. Burada da hostingimizi alıyoruz. İşte başka platformlarda da ben Natro dedim ama başka yerden de alabilirsiniz. Daha sonra şu kullandığımız bir tam tema arkadaşlar. Sitemiz WordPress. WordPress olarak geçiyor. WordPress nasıl kurulur vesaire videodan sonra Onları da araştırıp bakabilirsiniz ama kurulumu güzel yani daha güvenli olarak ben WordPress'i tercih ettim. ASPX olarak haber sitesi script satanlar var ama ben dediğim gibi bir iki tane daha böyle bir site açtım ama onlar da o scriptlerde bir random alamadığım için daha sonra kendim WordPress bir tema bularak bu aldığımız hosting'e yükleyerek şu görselimizi oluşturduk. Bunları görebilirsiniz. WordPress haber teması vesaire aklınıza mantığınıza yatan bir tema olduğu zaman basit bir şekilde kurabilirsiniz. Evet şöyle göstereyim burada yazılarımız vesaire var. Şuradan yeni ekle dediğimiz zaman içeriğimizi bu şekilde ekliyoruz. WordPress gerçekten kolay. İşte başlığımızı buraya yazarak altına açıklamaları yazarak bu şekilde haberlerimizi ekliyoruz. WordPress kolay arkadaşlar. Demin söylediğim gibi video sonunda işte WordPress sitesi nasıl kurulur vesaire bakabilirsiniz. Şimdi sitenin kurulum maliyetine geleyim. Şöyle söyleyeyim. Demin söylediğim gibi biz Natural'dan aldık ama siz buna benzer işte şeylerden alabilirsiniz. Öncelikle sitenin şu alan adı ve hostingi. Hostingi bilmeyenler varsa şöyle açıklayayım. Yani buraya koyduğumuz resimler, işte reklamlar, yazılar vesaire onların bulunduğu yer flash bellek olarak gibi değerlendirebilirsiniz. O zaman yani 6 ay önce dolar düşükken yaklaşık 1200 liraya vesaire sadece sitenin şu alan adıyla içerisindeki hostingti. Hosting çünkü haber sitesinde veya böyle yüksek hitli sitelerde çok önemli. İyi bir hosting almıştık. 1200 liraya almıştık. Hemen aldıktan sonra böyle başlamıyoruz tabii ki içerikleri vesaire. Çünkü Asense'den bizim önemli olan şu reklamlardan para kazanmamız. Onun için de bir yaklaşık 1000 lira gibi bir maliyetle makale yazdırdık arkadaşlar. Kelime de demeyeyim. İşte burada ne var? Masaj çeşitleri nelerdir? Mide, karın, şişkinliğe ne, ne, ne iyi gelir vesaire. Bunları biz normal bir kişiye yani kopyalayıp yapıştırmadık. Normal bir kişiye içerik yazdırıp sitemizin kaynağını oluşturduk. Daha sonra AdSense'ye başvurduk. AdSense'ye başvuru nasıl oluyor onu anlatayım. AdSense'ye başvuru şu şekilde oluyor. Ya Google'a yazarak işte AdSense başvuru diye AdSense site ekleme de yazabilirsiniz. Buradan da ekleyebilirsiniz. Eğer bir YouTube kanalınız varsa para kazanmaya açıksa da oradaki AdSense hesabınızdan YouTube kanalından ondan da basit bir şekilde AdSense'e kayıt olabilirsin. Şuradaki reklamlar arkadaşlar AdSense reklamları. Şöyle söyleyeyim sadece burada yani AdSense'den para almıyoruz haber sitesinde. Biz normalde mesela şurada mağazabudur.com'un da iki tane hatta şöyle 4-5 tane resimlerini almışız ve aylık bir sözleşme yapmışız. İşte her zaman sitemiz güncel olacak, yazılarımız dışarıdan kopya olmayacak şeklinde biz dışarıdan da böyle reklamlar alabilirsiniz. Bu ikinci para kazanma yönteminiz. Ama tabii ki hani hemen açtığınız zaman da biri size al kardeşim benim de reklamı ekle demeyecektir. şu Üçüncü para kazandığımız yöntemde şöyle arkadaşlar. Mesela bionluk.com diye bir site var. O bionluk.com'a da firma tanıtımlarını vesaire alıp bu haber sitenizde yayınlıyorsunuz. 60 lira 70 lira işte artık neyse. Bununla da bir kazancınız oluyor. Oradan da bir gelir elde edebiliyorsunuz. Ama şöyle söyleyeyim. Yani reklamdan para kazandığımız yerde de o. Şimdi Asense'den reklamları nasıl para kazanacağımızı, ne kadar para kazanacağımızı vesaire göstereceğim. Ama haber sitesinde şöyle bir olay var arkadaşlar. Buradaki paylaştığınız haberleri normalde bir kopyalayıp yapıştır yapmıyorsunuz. Yani başka sitelerden alamazsınız. Eğer telif muhabbeti olursa çok büyük bir cezalar ödersiniz. Ben söylediğim gibi aylık yaklaşık tahmini yani 5.000 ile 4.000 arası para kazanıyorum. Şöyle olması gerekiyor. Aynı şekilde haber satan yani işte ajanslar var. Bu ajanslar ihlas haber ajansı olabilir, Anka haber ajansı olabilir. Bu tarz haber ajanslarını Kayıt olup aylık 1200-1300 lira civarında onların haberlerini kopyalayıp sitenizde yapıştırabilirsiniz. Biz öyle yapıyoruz şu an yapmadık ama paylaştığımız hepsi de sosyal medyadan yani kendi yazdığımız içerikteki haberler arkadaşlar kesinlikle kimsenin haberlerini almıyorsunuz. Büyük bir telif cezası var. Gerçekten başınıza iş olabilir. Eğer bir haber sitesi açacaksanız daha sonra ajansa da kayıt olabilirsiniz. Peki nasıl haber bulabilirsiniz? Mesela şey de var. Şöyle söyleyeyim. Mesela şu habere gelelim. İçine açtığımız zaman işte Polsan güvenli büyüyor vesaire. Bu İçişleri Bakanlığı'nın haber bölümünde yayınlanan bir haber. Bu tarzdaki haberleri de paylaşabilirsiniz. Instagram veya Twitter'da sosyal medyada aktif olan işte ünlüleri vesaire veya siyaset adamlarını takip ederek de onların işte açıkladığı şeyleri burada kendiniz güzel bir haber yapabilirsiniz. Aynı şekilde resim de öyle. Yani şuradaki resmi de kaynağından bir haber sitesinin kaynağından alıp kopyalamıyorsunuz arkadaşlar. Kişinin işte Instagram'dan vesaire bu tarz yerlerden haberler oluşturabilirsiniz. Ben normalde çok giremiyorum. Yani çok kullanamıyorum. Çünkü sabah da işe gidiyorum, çalışıyorum vesaire. İkinci yöntem tabii ki hani haber sitesi açtığımız zaman böyle milyonlar giriyor ve para kazanıyoruz diye bir yöntem yok. AdSense için başvuruyorum. AdSense için söylüyorum arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Yüklü böyle kişilerin olduğu Twitter hesabımızı kullanmak sosyal medyada gerçekten çok önemli. Aynı şekilde Facebook'ta da işte haberlerinizi paylaşarak bir haberi işte 10 bin, 20 bin kişi görüntülenme alabilirsiniz. Bu şekilde haber sitesi açabilirsiniz. Tabii ki bu tema siz de temalara bakabilirsiniz. Demin söylediğim gibi altyapı WordPress. Alan adınıza hostinginizi aldığınız zaman WordPress temayı da kurduğunuz zaman bütün her şey bitiyor ve geliyorsunuz bu ayarlara. Daha sonra işte siteniz biraz oturduktan sonra içerisine güzel kaleler yazdıktan sonra bunlar kesin söylediğim gibi çalıntı olmayacak. Yani şuradaki bütün haber sitesinin bize komple maliyeti 3000 lira gibi civarında bir maliyet oldu. Ama biz bu 3000 lirayı yani say şimdi aylık 4 bin lira, 5 bin lira dediğim gibi rahat bir şekilde kazanıyoruz. Peki şimdi Asense'den nasıl para kazanıyoruz onu söyleyeyim. Tekrar söylediğim gibi sitemiz bitiyor ve Asense'ye kayıt oluyoruz. Bir ay bile sürmeden onlar bize tamam site açıldı reklam kodlarını al diyor ve biz buradaki WordPress'te reklam bölüm yerlerine kodlarımızı yapıştırıyoruz. Bakın bunların hepsi normalde istesem şunları da kaldırdım ama çünkü bundan da para alıyorum. E ...buralara yerleştiriyorsunuz. Mesela şöyle göstereyim. Haluk Levent'ten öğrencilere müjde diye bir haberimiz var. İşte kişi bunu... ...işte bir sosyal medya mecr mecrada paylaştığınız zaman... ...Twitter olabilir... ...işte veya Facebook olabilir vesaire... ...Facebook sayfaları da olabilir arkadaşlar. Hatta grupları da olabilir. Kişi bunu gördüğü zaman, şu reklamı gördüğü zaman ve aşağı inip işte buradaki reklamları da görüntülendiririm. Aynı YouTube gibi görüntülendiği zaman siz para kazanıyorsunuz. Tabii ki reklama tıklarsa da ayrı bir ücret, daha fazla bir ücret kazanıyorsunuz. Kendi reklamlarınıza kesinlikle eğer böyle bir siteniz varsa tıklamıyorsunuz. dışarıdaki Dışarıdakilerin önemli değil. Şimdi gelelim Asense'den ne kadar para kazandığımıza. Şöyle söyleyeyim. E bugün 60 lira para kazanmışım. Dün 116 lira. 60 lira tabii bitmedi. 12'ye kadar çıkıyor Yani 12'de sıfırlanıyor arkadaşlar ve tekrar devam ediyor. Bu ay 1930 lira para kazanmışım. E geçen ay 2200 lira asenseden para kazanmışım. Ama söylediğim gibi ben şuradaki mesela şuradaki işte şunlardan içerimdeki reklamlardan vesaire de aylık zaten bir ücret alıyorum. Onu söylemeyeceğim ama yani mesela bundan bir ücret alıyorum arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Şöyle hemen gündeme tıklayayım. Mesela şurada firma rehberi diyor. Sadece firma rehberi değil mesela makale yazdıranlar vesaire de oluyor. Mesela şurada Tuzla Evora Aydın Tepe Tekel tarzında bir reklam almışım. Adam demiş ki benim reklamımı yap Google'da çıksın yazmış. Bakalım hemen de çıkıyor mu Google'da. Şöyle keş tutmasın diye Firefox'a geleceğim. Aydın Tuzla Tekel ev. Bak hemen mesela burada çıktık anladın mı? Bu bizim sitemiz arkadaşlar. Ben bunlar işte 100 lira para alıyorum veya 70 lira alıyorum vesaire. Buna benzer sadece bu da değil makaleler oluyor. Biyonluk.com'a da bakabilirsiniz. Eğer bu şeylerde uğraşma yeteneğiniz varsa Bionluk.com'a da bakabilirsiniz. Burada işte haber kendi haber sistemde makalenizi yayınlarım. İşte ücret 50 lira, işte firmanızı yayınlarım. Ücret 70 lira gibi oradan da bir para kazanabiliyorsunuz. Daha sonra da bu haber sitesi çünkü söylediğim gibi ileriye dönük de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle kabaca size tarif ediyorum ama işte belediye seçimleri olur, işte bilmem ne olur vesaire. Yani çok büyük firmalardan reklam alabilirsiniz. tabi söylediğim gibi ben yani çok vaktim olmuyor, bir de çok uğraşan olmuyor. E gündük 3-4 tane şimdi bayağı da boşladım. O yüzden böyle düşük miktarlar asanseden para kazanıyoruz ama dediğim gibi yani 4.000, bin, 5.000 bin arası para kazanıyorum. O da Allah bin bereket versin. Bir asgari ücretinden fazla. Kendi işim de var. Onunla ilgileniyorum. Çok da şey yapamıyorum. Dediğim gibi yani ilk etapta eğer böyle bir site açacaksınız veya herhangi bir yemek tarifleri veya haber sitesi vesaire bir, herhangi bir blog açacaksanız ilk önce makaleler mutlaka kendinizin yazılması lazım. Bazen oluyor işim olmuyor akşamları ben de mesela kendim yazıyorum vesaire site dışarıdan da yani sadece sosyal mecradan değil Google'da aratarak da hit alabilirsiniz bu şekilde de para kazanabilirsiniz asense'den Evet mesela şöyle söyledim mesela bundan geçen ayda arkadaşlar 2200 lira para almışım haber sitesinden 2200 lira para çekmişim yani işte bir onluktan bir para alıyorum bir de bu reklamlardan içeri girdiğim zaman reklamlardan para alıyorum Şu sağdaki soldaki ve içeriklerdeki reklamlardan doğru Yani 4000 lira 5000 lira kazanıyorum. Evet video buraya kadar da kaba bir şekilde anlattım. Eğer böyle hani detaylı bir şekilde anlatmamı istediğiniz bir yer varsa tekrardan cevaplayabilirim yorumlar kısmına belirtin.